Herkese merhaba. Yollarda Bir Çift kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere uygun fiyatlı yurt dışı tatillerimizde nasıl ucuz uçak bileti buluyoruz? Bunlardan bahsedeceğim. Ucuz uçak bileti bulmak konusunda bize 3 tane web sitesi öncülük ediyor. Bunlardan ilki şu an karşımda olan web sitesi. Diğer ikisinden ilerleyen zamanlarda bahsedeceğim. Umarım işinize yarayacak bir video olur ki bence çok büyük ihtimalle öyle olacak. Şimdi bunlardan ucuz uçak bileti bulma yollarından ilk tüyomuz arkadaşlar gizli sekmeden bakmak veya da VPN değiştirerek de bakabilirsiniz ama o zaman da farklı ülkelerde sizi algılayabiliyor. En mantıklısı gizli sekmeden bakmak. Çünkü siz normal Google tarayıcısından yani gizli olmayan moddan arama yaparsanız sürekli hani bir sefer de yapsanız, iki sefer de yapsanız size mesela bir sefer baktığınızda ucuz çıkarabilir. Fakat ikinci baktığınızda o uygun gördüklerinizi daha sonra görmeyebilirsiniz. Çünkü algoritma sizi algılıyor. Yani sizin oraya gideceğinizi veya yurt dışı uçak bileti araştırdığınızı buluyor, öğreniyor ve bu yüzden de siz zaten gideceksiniz fiyatları çıkarıyor. Yani zaten sizin alma potansiyeliniz var. Bu yüzden fiyatları çıkarıyor. Yani nereye bakacak olursanız olun, eğer ilk baktığınızda almayacaksınız, kesinlikle gizli sekmeden bakın. Biz hep gizli sekmeden bakıyoruz. Şimdi çok uzatmadan bu taktiği verdikten sonra ilk web sitemizi tanıtmaya başlayalım. Arkadaşlar ilk web sitemizin ismi skyscanner.com.tr. Skyscanner bizim ucuz uçak bileti bulmamızda baktığımız ilk web sitesi. Burada kalkış yerini biz bulunduğumuz şehir yapmıyoruz. Yani İstanbul'daysak sadece İstanbul yazmıyoruz. Ankara'daysak Ankara yazmıyoruz. Çünkü örnek veriyorum İstanbul'daysak gideceğimiz yer Ankara'dan daha uygunsa bize Ankara'yı göstermeyecek. Biz Ankara yani Ankara ve İstanbul arasında diyelim ki 500-700 lira bir fark var uçak bileti konusunda. Zaten İstanbul'dan Ankara'ya tren bileti var 100-200 liraya. Yani çok daha uyguna gelecek. Hatta öğrencisiniz daha da uygun tren biletleri. 200 liradan yani 100 liradan çok çok daha aşağıda. Engelli kartınız varsa ücretsiz. Şehitlere ücretsiz, öğretmenlere ücretsiz veya indirimli diyebiliyorum. Yani trenle gidilebiliyor. Veya aynı şekilde Eskişehir'deyseniz Ankara'ya yakın diye Ankara yapmanıza gerek yok. Hem İstanbul hem Ankara'dan gidebilirsiniz. Çünkü ikisine de tren var. Bu yüzden biz burayı Türkiye yapıyoruz. Kalkış yerine. Nereye konusu ise tüm dünyayı keşfedin çıktı direkt otomatikman. Biz burada tüm dünyayı keşfedin'e basıyoruz. Neden tüm dünyayı keşfedin'e basıyoruz? Çünkü biz belirli bir ülkeye odaklanmıyoruz. Çünkü o ülkeye senin bulunduğun zaman çok popülerdir veya da çok talep vardır. Fiyatlar çıkmıştır. Ama başka bir yere şu an ucuzdur ve onu sen kaçırmış olursun o fırsatı. Bu yüzden tüm dünya yapıyoruz. Eğer belirli gitmek istediğiniz bir yer yoksa tüm dünya yapabilirsiniz. Burada belirli tarihler var. İşte özellikle bir tarih seçebiliyorsunuz 15'i gibi 22'si gibi. Ama biz tüm ay yapıyoruz. Yani Nisan ayında herhangi bir zaman ben gidebilirsem eğer bunu tüm ay yapacağım. Yani belirli bir tarihim yoksa. Ve bulunduğum ay değil birkaç ay sonrasında yapıyoruz. Biz genelde bu ay gideceksek hemen bu ay uçak bileti araştırmıyoruz. Yani 2-3 ay en az 2-3 ay öncesinden uçak biletlerine bakmaya başlıyoruz. Bu geri geliyor bir sene öncesinden aldığımız oluyor. O zaman çok daha uygun fiyatlı alabiliyoruz. Ama diyelim aniden bir tatil boşluğunuz oluştu. Birkaç ay içerisinde yapacaksınız. Hemen buradan ayları seçebiliyorsunuz. Yani Nisan'ı da seçebilirsiniz, Mayıs'ta, Haziran'da. Ben şu an Haziran'ı seçeceğim. Haziran çünkü yani çoğu kişinin yaz tatili için kullandığı bir ay. Temmuz, Ağustos'ta çok sıcak olduğu için ve Mayıs'ta da biraz soğuk olduğu için Haziran genelde çok sık tercih ediliyor. Bakalım bu aylarda fiyatlar ne derece uygun veya pahalı olacak. Bunu seç diyoruz. Dönüş tarihi ben eklemiyorum. Yani biz eklemiyoruz. Çünkü dönüş tarihini eklediğiniz zaman mesela dönüş tarihi Haziran'da gidip Haziran'da geleceğim diyebilirsiniz ama Haziran'ın 30'unda gidiş, Temmuz'un 3'ünde dönüş vardır mesela. Siz bunu eğer dönüşü Haziran yaparsanız o uygun fiyatlı bileti kaçırmış olursunuz. Veya da kalkış uygun fiyatları size dönüş fiyatını uygun vermez, pahalı verir. Bu sefer ortalama bir fiyata tutmuş yani uçak biletini bulmuş olursunuz. Bu yüzden biz dönüş tarihini burada yazmıyoruz. Önce gidişi buluyoruz. Girişini örnek veriyorum. Haziran'ın 20'sine bulduysak, 5 gün tatilimiz varsa, 25'ine dönmek zorundaysak, daha sonra dönüşü buradan gelip Haziran'ın 25'i yapıp o şekilde arattırıyoruz. Umarım anlatabilmişimdir. Ben Haziran'ı seçtim.
Bir yetişkin ve ekonomi sınavı. Tabii burada iki kişiyseniz iki kişi seçebilirsiniz. Ben şu an bir kişiyi arattıracağım. Türkiye'den tüm dünyaya Haziran ayında bir yetişkin giriş arattırıyorum şu anda. Ve bu şekilde bir ekran geldi. Bakın şurada Türkiye'den tüm dünyaya Haziran yazıyor. Burada Haziran'ın daha sonrasını diyelim burada uygun fiyatta bulamadınız. Hemen buraya tıklayıp Haziran ayını bir sonraki aya veya bir önceki aya değiştirebiliyorsunuz. Biz şu an bu şekilde kalsın. İlk başta Türkiye yazıyor. Türkiye ne demek? Türkiye'nin içindeki ülke şehirlere giden uçaklar demek. Burada en ucuz Ankara ve İstanbul var 418 TL. Bakın Haziran ayı olduğu için ben mesela biraz önce Nisan'a arattıralım. Nisan'a bakmıştım. Daha fazla şehir gelmişti 400 TL'lere. Bakın Türkiye'den gördüğünüz gibi İstanbul'da 405 TL. 418 TL Ankara, 418 TL Denizli, 421 Kayseri, 422 Antalya, 422 Konya, 423 İzmir, 423 Samsun. Ki ben geçen Samsun uçak biletine, ay, otobüs biletine baktığımda 400 liraydı. 480 lira falandı galiba. Yani uçak bileti 423, otobüs bileti 480. Bir de 380'e vardı galiba gece saatleri ama 380'e otobüse gitmektense 423'e uçakla gitmek çok daha mantıklı. Bu şekilde uçak biletlerini görebiliyorsunuz. Peki bunların nereden kalkışlı olduğunu nasıl anlayacaksınız? Hemen bakalım. Antalya'ya basalım. 422 TL ile başlayan fiyatlara basıyoruz. Ben yeni sekme de açıyorum bu ekranı kaybetmemek için. Bakın Antalya'ya kalkış şehrini seçin diyor. Kalkış şehrini buradan seçebilirsiniz. İstanbul'daysanız İstanbul, Adana'ysanız Adana, Ankara'ysanız Ankara'yı seçebiliyorsunuz. İstanbul'u seçelim, İstanbul'dayız diyelim. Ve burada size takvim geliyor. İstanbul'dan Antalya'ya hangi tarihlerde fiyatlar ne kadar? Yarın hemen 5'inde 440 TL, bir diğer gün 502 TL, bir diğer gün 460 TL ve pazar günü tekrar 440 TL. Buradan bakın 795'e kadar fiyat hatta 837 TL'ye kadar fiyat ay içerisinde çıkmış. Siz bunu 440 TL alabilirsiniz aynı ay içerisinde yani neredeyse yarı fiyatını alabiliyorsunuz. Buradan da buna basarak uçuşları bulun dediğinizde size hangi firmadaysa onu gösteriyor. Hemen bunu da göstereyim. Gördüğünüz gibi Pegasus 453 TL çıktı. En ucuza basıyoruz biz buradan 423 TL. En iyi dediği firma olarak en iyi büyük ihtimalle veya da en çok tercih edilen olabilir. En ucuza bastığımızda 423 TL'yi bize sunuyor. Türk Hava Yolları'ndan saat 1'de gece 1'de saat 2 varışlı aktarmasız uçak bileti 423 TL. Teklifleri gör dediğinizde Türk Hava Yolları'na aktarıyor ve oradan biletinizi alabiliyorsunuz. Pegasus da 453 TL aynı tarihte. Başka da bir firma zaten yok. Bu şekilde görebiliyorsunuz. Peki yurt dışına bakalım bir de. Türkiye'yi kapatalım. Almanya'dan bakalım. Berlin geldi. Berlin'e aktarmasız 533 TL'den başlayan fiyatlar diyor. Hemen bakalım. Şu an Nisan ayındayız bu arada. Nisan yapmıştım en son. Ayı değiştirebiliriz dediğim gibi. Mesela Berlin'e Antalya'dan 533 TL ile başlıyormuş Nisan ayında. Peki Mayıs ayında ne kadar fiyattan başlıyor? 862 TL. Baya bir fark var. Yani 300 TL'lik bir fark var. Hem de İzmir'den kalkıyor. Haziran'a bakalım. Bin liradan başlıyor. Dediğim gibi Haziran çok kişinin tercih ettiği bir ay olduğu için. Temmuz Ağustos daha da pahalıdır büyük ihtimalle ama erken rezervasyon fırsatı da olabilir. Ben size şöyle hızlıca göstereyim. Çünkü bazen biz denk gelebiliyoruz. Eylül, hatta geçen Eylül veya Ekim ayına bilet aldık. Çünkü erken rezervasyon sayesinde Ocak ayında aldık. Bu şekilde Kasım'a bakalım. 1000 lira. Dediğim gibi bu şekilde ay değiştirerek tek tek zaten çok basit yani saniyelerinizi alıyor. Arattırıp en uygun uçak biletini bulabilirsiniz.
Berlin'e Antalya kalkışlı. Aynı şekilde nasıl Türkiye'den baktıysanız bunu da aynı şekilde bakıyorsunuz. Antalya'dan kalkışıya bastığımda bana tarihleri gösteriyor. 6'sında 544 gördüğünüz gibi. Geri kalan tüm günlerde 1000 liranın üzerinde, sadece şu 7'sinde 983 TL. Hatta bir ara 2175, 2509 TL'ye, 3868 TL'ye çıkıyor aynı ay içerisinde. Yani siz eğer Nisan ayında bir tatil planınız varsa ve buradan girip bakmazsanız, diyelim ki 14'ünde tatil yapmaya karar verdiniz, hafta sonu gitmeye karar verdiniz, yani 3000 liraya alırsınız ama bir hafta öncesine yarı fiyatını alabiliyorsunuz. Hatta tarihleriniz çok esnekse 2 gün sonrasında 500 liraya biletinizi alabiliyorsunuz. Geri gelelim. Bakın Birleşik Krallık diyor. Liverpool, Londra 810 TL'den başlayan fiyatlar. Aynı şekilde atlarda konaklama da var bu arada. Konaklamalara da bakabilirsiniz. En uygun fiyatları var. Skyscanner bu kadar arkadaşlar. Biz bu şekilde uçak bileti bakıyoruz. Mesela Berlin'de 6 Nisan bizim tatil tarihlerimize uyuyor ve 533 TL 6 Nisan'da gitmeye karar verdik. Bu sefer bunu dönüş yapıp Berlin'den Türkiye'ye yapıp tarihinde işte 6 Nisan'da gidip değil 12 Nisan'da döneceksek bunu özellikle girip 12 Nisan yapıyoruz. Bunu 12 Nisan yapıyoruz dönüşünü ve o şekilde arattırıyoruz. Yani önce gidiş bakıp planınızı ve nereye gideceğinizi kararlaştırıp daha sonrasında dönüş bakmanız sizin yararınıza olacaktır. İkinci web sitemiz Google Flights arkadaşlar. Google'un kendi uçak arattırma motoru mu diyeyim artık, web sitesi mi diyeyim. Google'dan arattırıyoruz. Yani tüm yine firmaları gösteriyor bize, Skyscanner gibi. Daha geniş kapsamlı oluyor ve esnek tarih yapabiliyorsunuz. Ve harita üzerinden de gezerek görebiliyorsunuz. Hemen Google'a Google Flights yazıyorsunuz. Yani Google uçuşlar yazıyorsunuz. Veya kısaca google.com travel flights'da yazabilirsiniz şu bölgeyi. Google Flights'a girdiğimizde ekranımıza çıkan sayfa bu. Buradan yine dediğim gibi tek yön yapıyoruz. Çünkü daha öncesinden de bahsetmiştim Skyscanner'ı anlatırken. Önce giriş bulup daha sonra dönüş buluyoruz. Bunun birçok sebebi vardı, anlatmıştım. Gidişi de İstanbul yapıyorum. Burada tüm Türkiye seçemiyoruz. Hangisine yakınsanız onu arattırmanız gerekiyor. Veya İstanbul'dan Ankara'dan gitme şansınız varsa önce İstanbul yapıp daha sonra Ankara yapıp ikisinden de bakabilirsiniz. İstanbul yapıyoruz. Bir kişi ekonomi. Nereye diyor? Nereye kısmını ben boş bırakıyorum. Ve tarihi de rastgele bir tarih seçiyorum. Neden? Anlatacağım birazdan. Normalde 20 Nisan'da gitmeyeceğim ama keşfedin dediğimde beni böyle bir ekrana atacak ve ben buradan tarih kısmına gelip şu üstteki esnek tarihler kısmını görüyorsunuz. Buna basacağım ve tümü diyeceğim. Yani tüm sonraki 6 ay içerisindeki tüm uygun fiyatlı uçak biletlerini bana göster. İstanbul'dan kalkışlı tek yön. Bitti diyorum. Şu an sayfayı yeniliyor. Ve tüm biletleri bana gösteriyor. Ben burada yakınlaşarak uçak biletlerini görebiliyorum. Peki diyelim sizin bir bütçeniz var, belirli bir bütçeniz var ve uçak biletini 3000 liradan fazlasına mal ederseniz tatili yapamazsınız. Bu şekilde şu ok işaretine basarak burada fiyat çıkıyor. Fiyata bastığınızda bu çubuğu oynatarak bakın 3000 yapıyorum ve en fazla 3000 TL olan uçak biletlerini bana gösteriyor. Türkiye içerisinde ise Türkiye'ye bu şekilde yaklaşıp Türkiye içerisinde gidebileceğim ucuz uçak biletlerini görebiliyorum. Bakın Samsun 423 TL. Her gittiğinizde yeniliyor. Zonguldak 472 TL. Denizli 423 TL. Konya'ya 423 TL. Bunlar ada. Bodrum'a 424 TL'lik bir uçak bileti mevcut şu anda. Yurt dışına bakalım. Bakın Üsküp 943 TL. Priştine 943 TL. Uzaklaştırarak da bakabilirsiniz.
Yani ben şu an size 1000 TL altındaki fiyatları söylüyorum ama tabii ki dediğim gibi bütçenizi ayarlamışsınızdır. Size 1500 bile Belgrad'da ucuzdur. Bunu seçebiliyorsunuz. Mesela bakın Budapeşte'ye 820 TL uçak bileti mevcutmuş. Hemen buna bakalım. Bakmak için Budapeşte'nin üzerine tıklıyoruz. Ve sol ekranda bize Budapeşte hemen açılıyor. Macaristan'ın bir şehriymiş Budapeşte. Burada ülkesini de görebiliyorsunuz hangi ülkeye ait olduğunu. 24 Mayıs Çarşamba gününe ait bir uçak biletini göstermişler. Fiyatlar normale göre 479 TL daha ucuz diyor Google aramasına göre. Ve normalde Türk Hava Yolları'nda 2800 TL iken Wizz Air'de 820 TL. Hemen Wizz Air'in üzerine girip sağ tıklayıp bağlantıyı yeni sekmede aç diyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada 820 TL'lik Wizz Air uçak bileti bulunmakta. 2 saat sürüyormuş. Diğerleri de 2 saat sürüyor. Aktarmasız, diğerleri de aktarmasız. Saatleri işte bu daha erken bir tık. Peki fark ne diyeceksiniz? Fark hemen orada gösterecektim ama şu an yenilendi bir dakika. Yanlışlıkla tıkladım. Fark arkadaşlar kabin. Gördüğünüz gibi burada bir bagaj var. Ne diyor burada? Hemen tıklayalım. Uçuşu seç diyelim. Burada zaten bize detayları söyleyecek. Büyük ihtimalle bagaj hakkı yok. Evet. Ücret karşılığında bir kabin bagajına izin verilir. Yani kabin bagajını yanınıza alamazsınız. Bir sırt çantası alabilirsiniz sadece. O da belirli bir boyut ölçülerinde Wizz Air'in şartlarını okuyarak bulabiliyorsunuz. Biz yine bu şekilde Pegasus'tan uçak bileti bulduk. Ağustos'a bulduk galiba buradan da. Bizde kabin bagajı vermişti. Sadece kabin bagajı alabilirsiniz. Sırt çantası alabilirsiniz ama normal 20 kiloluk bagaj alamazsınız yazıyordu ve yine bu fiyatlardaydı. Biz onu tabii ki aldık. Bu şekilde eğer size bu uymuyorsa başka bir yer bakabilirsiniz. Diyelim ki kabin bagajsız gidemezsiniz. Uzun kalmak istiyorsunuz ve bir sırt çantası size yetmez. Hemen buraya gelip tekrardan boşluğa tıklayın ve başka yerlere bakmaya devam edin. Biraz önce Üsküp'ü görmüştük. Üsküp'e bakalım. Üsküp'e bastığımızda 943 TL. 8 Nisan'da gösteriyor tarihini. Dediğim gibi uygun değilse geçebilirsiniz. Uygunsa bakabilirsiniz. 943 TL tek yön. Diğerleri 3000 TL Üsküp uçak biletleri. Hemen bakıyoruz Pegasus'ta 943 TL şartları neler? Pegasus saat 8.30'da 8 Nisan Cumartesi günü 1,5 saatlik bir sürede aktarmasız varış diyor. Hemen bakalım şartları neler? Şartlarını buraya yazmamışlar. Biz devam diyerek Pegasus'un kendi sitesinden bakalım. Evet, 8 ve 9 Nisan'da 943 TL. Eğer 8 Nisan sizin tatil planınıza uymuyorsa 9 Nisan'da da görebilirsiniz. 943 TL diyor. Baktığımızda bakın süper bir parça kabin bagajına izin veriyor. Bunu seçip ilerlediğinizde uçak biletinizi almış bulunuyorsunuz. Burada aynı şekilde takvim ve grafik görünüme bastığınızda Pegasus'ta da bunu göstereyim size. Bakın Nisan ayında size en ucuz zaten biraz önce de göstermişti 8-9 diye Google Flights'ta 8-9 olarak gösterdi. Yani burada Pegasus'un Türk Hava Yolları'nın tek tek web sitelerine girmektense Google Flights'tan arattırıp bulabiliyorsunuz. Google Flights'ta başka anlatacağım bir şey yok. Bu şekilde arattırarak tüm dünya üzerinden ucuz uçak bileti bulabilirsiniz. Hemen diğer sitemize geçelim. Diğer web sitemizin ismi ucuzabilet.com. Burada nereden nereye gideceğinizi arattırabilirsiniz. Bunda tüm Türkiye veya da tüm dünya gibi seçenekler yok. Diğer Skyscanner ve Google Flights gibi geniş kapsamlı değil. Burada belirli bir yeriniz varsa, işte örnek veriyorum İstanbul'dan Üsküp yazıp tarihinizi seçip veya esnek yapıp yani 4 Nisan ama
3 gün yani 5-6-7'sine kadar olabilir yapıp arattırıp bulabiliyorsunuz. Bu birinci seçenek. Ama bizim asıl kullandığımız bu değil. Hemen onu da göstereceğim. Bakın burada zaten çok pahalıya geldi. Bayağı bir pahalıya geldi. Biz bunu kullanmıyoruz. Biz genelde Google Flights ve Skyscanner'dan tüm Türkiye'den kalkışla tüm dünyaya uçak bileti bakıyoruz. Peki bu web sitesinde ne yapıyoruz? Burada aşağıya indiğinizde bakın yurt içi en ucuz uçak biletleri ve yurt dışı en ucuz uçak biletleri mevcut. Biz buralardan her gün girip sabah akşam biletlere bakıyoruz. Bunun uygulamasını indirip telefonunuzdan da bakabilirsiniz. Telefonunuzdan çok daha kolay bakılıyor. Burada en ucuz dış hatlar uçak biletlerini görüntüleye basalım. Bir de en ucuz iç hatları görüntüleyelim. İkisini de görüntüleyelim. Pegasus yurt içi Denizli'den Sabiha Gökçen'e varış 6 Nisan tarihinde 440 TL. Başka bir tarih seçeneği yok. Başka ne var mesela? Yani dediğim gibi otobüs biletleri zaten 400 TL olmuş. 440 liraya uçak bileti yine uygun fiyatlı bence. Bunlar Türkiye içi yani yurt içi ucuz uçak biletleri. Bir de yurt dışına bakalım hemen. Gördüğünüz gibi Sofya'dan kalkış, Milano'ya varış, Ryanair hava yollarından 27 Mayıs tarihinde 525 TL uçak bileti mevcut. Aşağıya inelim. Mesela Türkiye kalkışlı yapalım biz burayı. Buradan bu arada İstanbul falan kalkışını seçebiliyorsunuz. Ankara, İstanbul, Zonguldak, Dalaman, Eskişehir, İzmir. Hepsi var. Buradan seçebilirsiniz. Ben seçmeyeceğim. Dediğim gibi benim için fark etmez. İstanbul'da olur, Ankara'da olur, Antalya'da olur, Eskişehir'de olur. İstanbul'dan kalkışlı Londra'ya 854 TL bilet var. İstanbul'dan Londra'ya 875 TL bilet var. Antalya'dan Düsseldorf'a 898 TL bilet var. Antalya'dan Köln'e 1000 TL. Şu şekilde de kullanabilirsiniz bunu yani. Farklı ülkelerden de gösterdiği için örnek veriyorum. Skyscanner'dan Sofya'ya ucuz uçak bileti buldunuz. Oradan Sofya'yı aldınız ve Sofya'dan da zamanınız var ve Milano'ya geçmek istiyorsunuz. Bakın burada Sofya'dan Milano'ya 525 TL uçak bileti var. Hemen Sofya'dan Milano'ya buradan alabilirsiniz. Tekrar Milano'dan dönüşü de Skyscanner veya da Google Flights'ten bakabilirsiniz. Burada ucuza bilet anlatacaklarım bu kadardı. Çünkü biz ucuzabilet.com'u dediğim gibi arattırarak değil, bu ucuz fırsatlarına bakaraktan arattırım yapıyoruz. Bizim ucuz uçak bileti bulma serüvenimiz bu kadar da. Bu 3 web sitesini kullanıyoruz. En çok Skyscanner, ikinci sırada Google Flights ve üçüncü sırada sadece bu kampanyalara bakmak için ucuzabilet.com var. Umarım video işinize yarar. Umarım ucuz uçak bileti bulabilirsiniz. Yani bir nebze olsun katkı sağladıysam ne mutlu bana. Eğer dünyayı gezmek istiyorsanız, yeni bir yerler görmek istiyorsanız, fiyatların pahalılığı sadece bir bence bahane değil. Çünkü ucuz uçak bileti de bulabilirsiniz. Ben şu an mesela ucuza biletten değil de işte Skyscanner olsun, Google Flights olsun buralardan sadece işte Nisan ayında falan baktım. Burada 6 ay içerisinde baktım ama siz yani çok önceden ayarlarsanız eğer gerçekten çok uygun fiyatlara uçak bileti alabiliyorsunuz. Çünkü bazen kampanyalı bir zamana denk geliyorsunuz. Veya sürekli bakarsanız eğer bazen bir iki koltuk kalabiliyor ve o bir iki koltuk için özel bir indirim oluşabiliyor. Bu yüzden sürekli pes etmeden bakmanız ve erken rezervasyon oluşturmanız gerçekten çok önemli. Umarım video işinize yarar. Umarım bilgilerimden siz de faydalanabilirsiniz. Bu video bu kadardı. Diğer videolarda görüşürüz.